Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Banyo dersimizin dördüncü bölümüyle beraberiz. Birazcık uzun bir ara verdik bu ders serimize. Onun için kusura bakmayın. Araya izinler sonrasında yeni çıkartacağım. Eylül ayında sizlerle buluşacak olan kitabımın çalışmaları olsun. 3D Max 2016'ya gelen yenilikler olsun. Yeni extension paketi yayınlandı. Onların çalışmaları olsun. Bayağı bir şey girdi araya. Yurt dışı seyahatleri vesaire. Bir süre ara vermek zorunda kaldık. Tekrardan kusura bakmayın. Aradaki zaman kaybını telafi etmeye çalışacağız hep beraber. Şimdi bu dördüncü bölümümüzün konusu arkadaşlar, bir önceki bölümde armatürlerimizi, lavabolarımızı, sonrasında banyo dolaplarımızı hazırladık, modellemelerini bitirdik. Bu bölümümüzde ise zeminimizi oluşturacağız. Sonrasında cam bu pencerelerimize gelecek camları oluşturacağız. Sonrasında vakit kalır ise jacuzzimizin kenarındaki şu perspektifi bir büyütelim. Şu kısımda gördüğünüz alanın üzerine gelecek ahşap parçaları modellemelerini yapabiliriz. Sonrasında yer karolarını ve duvar karolarını hazırlayabiliriz. Dışarıda havuz kısmını hazırlayabiliriz. Vaktimiz kalır ise bana kalsa 1,5-2 saatte bu dersi size anlatabilirim. Fakat belli bir süreden sonra insana sıkılmaya başlıyor. O yüzden süreyi de birazcık kısa tutarak partlara bölerek devam ediyoruz. Şimdi isterseniz önce bu kısımda iç kısmın bir zeminini oluşturalım arkadaşlar. Şu kısımda şöyle şurada bitecek şekilde oluşturalım. Şurada bitsin. Şu alan için farklı bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar şuradaki segment sayımızı 1'e bir düşürelim. Sonrasında bunu poli yapalım. Hayır, şu kısma kadar çekelim. Okey, güzel. Sonrasında şu kısmı da tutalım. Aynı şekilde şu kısımda bitsin. Dış şu kısım havuzumuzun yer alacağı kısım için farklı bir zemin uygulaması yapacağız. Pardon, perspektife geçelim hemen. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar burada yapmamız gereken şöyle bir şey var. Bunların hepsi zaten birbirine bağlantılı. Okey. Şimdi şu kısımda arkadaşlar Edge seçelim. Camımızın oturacağı alanı belirlememiz gerekiyor. Şu kısımdan connect diyelim. Bir, iki adet olsun. Arasına birazcık kısalım. Eksi 38. Bu bizim aklımızda kalacak kısım arkadaşlar. Sonrasında bu alan var tabi. Extrude diyoruz arkadaşlar. 2960 herhangi bir önemi yok. Şuradan şu kadarlık. Hemen şu değerlerimizi not alalım. Unutmamak için hepsinde aynısını yapacağız. Eksi 38. Sonrasında eksi 16 diyelim. Pardon, 18
diyelim. Okey. Bu kısımdaki işlemimiz bu kadar. Lakin şu yüzeyi silmemiz. Hop. Şu kısım. Arkadaşlar tamam. Şimdi öyle kalsın. Sonrasında aynı işlemi bu profil üzerinde de yapmamız lazım. Ve kenarımızı seçiyoruz. Ring diyoruz. Connect diyoruz. Okey. Extrude. Okey. Sonrasında dönelim. Bu yüzeyde de aynı şey vardı. Sadece extrude diyoruz arkadaşlar. Okey. Sonrasında bu kısma şuraya gelelim. Edge diyoruz. Ring. Connect. Okey. Extrude. Diyeceğiz bu yüzeyde. Okey. Sonrasında şu kısma Ring. Connect. Okey. Şimdi bu işlemlerini arkadaşlar düşünebilirsiniz. Hepsi neden teker teker yapıyor diye. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Modelleme konusunda henüz yeni olan arkadaşlarımız olabilir. Onlara da tavsiyem bu işlemleri hiç üşenmesinler, yapsınlar. İlerleyen zamanlarda emin olsunlar, faydalarını görecekler. Şimdi şu kısım kalsın. Sonrasında ring diyoruz arkadaşlar yine. Kendilerini pekiştirmeler açısından iyi olur. Tamam. Şimdi camlarımız için arkadaşlar kasalarımızı camların oturacağı yerleri hazırlamış olduk. Şimdi tab penceresine gelelim. Öncelikle şu kısma şey yapalım. Box diyelim. Şimdi hiç önemi yok arkadaşlar neyin nasıl olduğunun. Öncelikle zaten bunun kalınlığını bayağı bir düşüreceğiz. 10 dedik. Tamam. 12 diyelim. 13 diyelim. 14 diyelim. Şimdi camımızın belli bir yüksekliği yoktu. Hop, şu kısımdan hemen yükseltiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu pencereden net görebilir miyiz? Tabii ki görebiliyoruz. Sonrasında bir kaçtık. Ops. Bir geri getir. 29. Tam olacak. Tam profilimiz kadar. Hemen sahnemizi bir kayıt edelim. Yapmış olduğumuz işlemler boşa gitmemiş olsun. Evet arkadaşlar, bunu seçtik. Aynı şekilde bu pencereyi kopyalıyoruz. Okey diyoruz. 90 seçiliymiş. Rotate. Okey. Durumu iyi ama evet. Şöyle bir uzatalım. Şuraya kadar gelsin.
Evet. Arkadaşlar. Penceremizde oluşturmuş olduk. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Şu kısımdan bir kopya alalım. Sebebi de şu arkadaşlar. Şuradaki taşıyıcı için profil oluşturacağız. Zaten seçili tab penceresine bir gelelim. Bir kapatalım önce şunu, şöyle bir kenara çekelim. İşlemlerimizi orada yapacağız. Hemen kapatalım. Pardon, siliyoruz. Siliyoruz ve siliyoruz. Sonrasında şunu bir objemizi ortalayalım. Okey. Sonrasında bunu da hop, tamam. Şöyle döndürdük. Ve yine kayıt işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bir gelelim. Perspektif penceremize tabi. Bu parçalarımız yukarıda kalmış. Hemen left penceresinden bunları yerlerine indirelim. Tamamdır. Evet. Bu kısmı da hallettik arkadaşlar. Kayıt işlemimizi de tekrar bir yapalım. Evet, kayıt işlemi de bitti. Şimdi biz başka pencere işlemimizi yaptık. Yalnız şu kısımda bir hata yapmışız. Hemen şunun bir kopyasını alalım. Döndürelim. Şöyle. Yerine oturttuk. Güzel. Bu hata unutkanlığımıza gelmiş arkadaşlar. Hemen düzeltelim. Şimdi bir unutkanlık bizi bu kadar uğraşıyor. Daha kötüsünü yapmamak lazım. En azından bunun telafisi var. Diğerlerinin telafisi olmaz arkadaşlar. Daha ciddi hataların komple modeli ya da sahneyi baştan hazırlamamız gerekebilirdi. Okey. Şimdi ama tekrar perspektif penceremize gelelim. Bunu dibine kadar yanaştıralım şu şekilde. Okey. Aynı şekilde. Bunu da böyle çekelim arkadaşlar. Buna yapışık bir şey olsun. Evet. Şu kısma da
Evet. Bu kısmı da hallettik arkadaşlar. Şimdi bizim sırada yapacağımız işlem öncelikle zemin kısmında ne tarzda bir seramik kullanacağımız. Tabii ne tarzda seramik kullanacağız derken arkadaşlar bu seramiğimizin ölçüsü önemli. Şu an kaplamasıyla ilgilenmiyoruz. Keza duvar kısımlarında yine acaba düz bir duvar şeklinde mi geçelim yoksa seramik mi kullanalım yine. Buna bir karar vermemiz gerekiyor. Ama öncesinde şimdi zeminde acaba 60'ı 60'lık bir kare kullansak bizim için nasıl olur? Bir tane box çizelim. 600 milim, 600 milim. Kalan da şimdilik öylesine 5 milim diyelim arkadaşlar. Hop. Şöyle bir yerleştirelim. Şimdi bunu kopyalama işlemini de yapacağız arkadaşlar. Mesela bir 10 tane atsın ileriye bakalım. Şu kısımdan sonrası bizi ilgilendirmiyor. Hatta şu bile bizi ilgilendirmiyor. Şimdi 60'a 60'lık bir zeminimize kare koyduğumuzda durum bu şekilde oluyor. Pardon, tab penceresine geçelim. Sonrasında tekrar bunu seçelim arkadaşlar. Şu kısımdan itibaren yine bir 10 tane ileriye doğru göndersin. Şu fazla 9 buraya yetecekmiş gibi duruyordu zaten ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hani mecburen şöyle güzelce bir seçelim. Aynı şekilde. Şimdi şurada görmüş olduğunuz seramiğimiz birazcık dışarıya taşmış. Onu hemen şu kısımda bitirelim. Hani bu tarafa gitse bizim için ziyanı yok. Hazır bu komple seçiliyken bunu bir grup yapalım. Yer karo diyelim. Okey. Şuradan bir kapatalım onu. Kalabalık yapmasın. Bir kayıt işlemimizi de gerçekleştirdik. Okey. Sonrasında şu kısımda seramiğimiz yetmemiş. Orası için ayrı bir şey düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim burada yer alan jacuzzi'mizin şu kısımlarını kullanacağımız ahşaba. Şimdi öncelikle sadece jacuzzi'yi seçerek izole selection dedik. Sonrasında arkadaşlar vertex'imizi seçelim. Şu kısımdan itibaren şöyle olsun. Yüksekliğinin herhangi bir önemi yok. Ama şunu bir kapatalım. Hemen şöyle koyalım. 3 tane göndersin bakalım. Bu bizim işimizi görür. Şunun üzerinde bir oynama yapacağız. Hemen aynı şekilde bu kısma da koyduk. Şuna dikine koyarız. Problem değil. Sonrasında
Sadece şu kısmı poli yapıyoruz arkadaşlar. Ve bunu şu kısma doğru çektik. Bitti. Aynı şekilde. Convert poly. Bu kısmı alıyoruz. Bu çok gittik. Şöyle bırakalım. Okay. Şu kısmın yapmamasının sebebi belli arkadaşlar. Şimdi hemen onun çözümü basit. Çünkü bunu poliye çevirdiğimiz için yapmıyor. Şuradan bir pardon, şundan yapsak daha iyi olur. Gelelim bu kısma. Okey, dahil ettik. Ateş'i kapatalım. Sadece şu vertex ve bunda Vertex'ini şöyle yukarıya doğru çıkartalım. Tamam. Okey. Bu kısmı da bitirdik arkadaşlar. Sonra şurası için yapalım. Bunu bir tanesine Klon diyelim ama sadece evet. Okey. Şöyle bir yerleştirdik. Sonrasında okey. Tam yerinde duruyor. Şundan poli kısmından okey. Oh. Pardon bak. Şu kısma kadar getirdik. Şu kısma kadar da getirdik. Okey. Sonrasında aynı bu şekilde bir tane daha kopyalasın. Okey. Sonrasında seçelim. Hemen bir kopyasını teki tarafa koyalım. Okey. Ve bir kayıt yapalım. Bir bakalım. Evet. Bu tahta oturma yerlerini bitirmiş olduk. Isolate and isolate diyerek sonlandırdık. Evet arkadaşlar. Sonrasında şimdi bizim bir dış tarafımız kaldı. Havuz yapacağımız bölüm. Hemen şunu aktif hale getirdim. Play'ine tıklayalım arkadaşlar. Tamamdır. Şu kısımdan tuttuk. Şu kısma kadar geldi. Okey. Klavyeden S'ye basarsanız kapanır. Move'a gelelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kısmı zeminde oluşturduk. İç tarafınkinden farklı olacağını size söylemiştim zaten. Şimdi bu plane'imizi hemen poly'e çeviriyoruz. Tab penceresine geliyoruz. Edge'ler. Ring. Connect. Okey. Bu kısım bu kadar arkadaşlar. Hemen şurada bırakıyoruz. Sonra tekrar ring. Connect. İki tane diyoruz. Bırakıyoruz. Sonrasında yine
Ring diyoruz arkadaşlar. Connect diyoruz ama tabii ki 1 diyoruz. Şu kısmı da 0 yapıp okey dedik. Şimdi perspektif penceremize geldik. Bu kısmı seçiyoruz. Extrude eksi 180 eksi 180 pardon eksi 1800 dedik, çok oldu. 1,5 metrelik bir havuz. Hatta biz onu eksi 1000 yapalım arkadaşlar. Ha, 1000 bile çok ile 1 metre bile fazla geldi ama şimdi 1 metreden de düşük yapılmaz. 45 santimlik havuzlarda var ama genelde çocuk havuzları oluyor. Tamam, bu kısmı da bitirdik. Yine bir kayıt işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik ama modelleme işlemimizin %90'lık kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki derste havuz kenarlarının yapımını bitireceğiz. İç kısımda birkaç aksesuar modelleyebiliriz. Sonrasında artık yavaş yavaş işin kaplama kısmına geçmeye başlayacağız. 5. bölümde görüşmek üzere.